Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Birol Yurt. Şu an bazı ekipman sıkıntıları sebebiyle video üretmekte zorlanıyorum. Fakat en kısa zamanda buna bir çözüm bulacağım. Uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere hidrojen bombasını anlatacağım. Fakat bir nükleer fizikçi anlatır gibi değil. Çok sade ve yalın olacak. Çünkü ben de nükleer fizikçi değilim. Fakat şöyle bir durumun farkındayım. En büyük ya da en güçlü bomba dediğimizde neredeyse hepimizin aklına atom bombası geliyor. Bu aslında gayet normal. Çünkü bize lanse edilenleri biliyoruz. Örnek olarak şu an ekranda görmüş olduğunuz atom bombası atılmış, Hiroşima'yı bilmeyen kimse yoktur. Peki ya hidrojen bombası? Amerika'nın İran'ın atom reaktörlerinden ve nükleer çalışmasından çok rahatsız olup bitmek bilmeyen yaptırımlarına az çok kulak aşinasıyız. Ya da 3. Dünya Savaşı'nın atom bombalarıyla olma riskinden korktuklarını söyleyen onlarca doğa koruyucu grup, dernek ve oluşumları izliyoruz. Dikkat ettiyseniz bir kere bile hidrojen bombası sözü geçmedi. Çünkü atom bombasının açtığı yaralar akıllarda. İnsanlar hep nükleer bombaları atom bombasını indirgeyerek anlıyor ve biliyor. Oysa hidrojen bombasının açabileceği o derin yaralara sadece bir oranla yaklaşsak bile ki bu oran 3800 kat daha güçlü olduğu orandır. Albert Einstein'ın sözü ne zaman hidrojen bombası ya da nükleer bombası kullanan bir siyasetçinin konuşmasını dinlesem kulaklarımda çınlıyor. Bu sözü sizinle de paylaşmak isterim. 3. Dünya Savaşı hangi silahlarla olur bilmem ama 4. Dünya Savaşı taş ve sopalarla olur. Burada bahsedilen şeyi açıklamaya ya da anlatmaya pek gerek olmadığını düşünüyorum. Fakat Einstein'ın ölümüne sadece 3 yıl kala keşfedilen hidrojen bombasının Einstein'ın bulduğu atom bombasından 3800 kat daha güçlü olduğunu düşünürsek acaba Einstein bu bomba için ne derdi, kim bilir. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kore'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin hidrojen bombası denemesinden kaynaklandığı açıklanmıştı. Hidrojen bombası veya füzyon bombası kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahlardan sadece biridir. Hidrojen bombasının yüksek boyutlardaki patlama gücü hidrojen atomlarından birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğar. Bir başka deyişle yani sizin ve benim anlayacağımız dilde anlatmak gerekirse hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesidir. İsterseniz biraz da hidrojen bombasının tarihi hakkında konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1952'de atom bombasından çok daha etkili ve yıkıcı bir silah olan hidrojen bombası geliştirildi. İlk hidrojen bombası 1954 yılında Büyük Okyanus'taki Marshall Adaları'na atılarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından denenmiştir. Atılan bomba Hiroşima ve Nagasaki atılan bombalarının yaklaşık 1000 katı gücündedir. Sovyetler 30 Ekim 1961 tarihinde saatler Greenwich saatiyle 8.30'u gösterirken Novaya Semplyada Tsar bomba lakaplı 57 megatonluk bir hidrojen bombası denemesinde bulunmuştu. Bu bomba Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 3800 kat daha güçlüdür. Buraya bir parantez açmak gerekirse hidrojen bombasının asıl gücü değil onun asıl gücünün indirgenmiş halidir. Yani 3800 kat bile hidrojen bombasının gerçek gücünü oluşturmamaktadır. Bu bombanın oluşturduğu alev topu 965 kilometre öteden gözlenebilmiştir. Size haritadan bunun ne kadar büyük bir çapta olduğunu göstereceğim. Peki dünyanın tepkisini çeken hidrojen bombasının atom bombasıyla ne gibi farkları var? Hidrojen bombası veya füzyon bombası kaynaklarda kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silah olarak geçiyor. Hidrojen bombasının çok yüksek patlama gücü hidrojen atomlarının birleşerek helyum atom yapısına dönüştüğü termonükleer tepkimeden doğuyor. Yani hidrojen bombasının patlaması bir çekirdek kaynaşması ya da birleşmesi olarak anlaşılıyor. Buna fizikte füzyon deniyor. Atom bombası ise bir çekirdek bölünmesi. Buna ise füzyon deniyor. Nükleer füzyonda atom çekirdeği daha güçlü iki element üretmek için bölünürken çoğunlukla ortaya atom altı parçacıklar ve enerjileri ortaya çıkarır. Yani kısaca atom bombası atomun parçalanmasıyla açığa çıkan enerjinin kullanılması sonucu üretilen bir nükleer bomba iken hidrojen bombası atomların birleşmesiyle oluşan ve bunları tepkimeye sokacak helyumun ortaya çıkışıyla oluşuyor. Az önce size bahsetmiş olduğum 965 kilometrelik alev topu helyumun katkısıyla meydana geliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve video hakkında yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca sağ üst köşedeki ankette de video görüşünüzü belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.